Biliyorsunuz yapay zeka artık gümbür gümbür geldi, kapıya dayandı. Yapay zeka ile pek çok hayatımızdaki doğal şey de yapaya dönüşmeye başlayacak. İşin esprisi bir yana e, teknoloji geldi ama ortada hukuku yok. Avrupa Birliği de bu hafta bunu hukuka uydurmaya çalıştı. E, tedbir almaya çalışıyor. Korkuyorlar. Yani yapay zekanın e, getirisinden çok götürüsü ne olacak diye korkuyorlar. Ve bunun için de 13 Haziran 2023'te bir yapay zeka yasasını gündeme getirdiler ve düzenlemeler yaptılar. Ne var bu düzenlemelerde? Mesela spam filtreleri, filtreleri ve video oyunları gibi minimum riskli yapay zekaya izin verilmesi var. Mesela bankacılık veya havayolu internet sitelerindeki sohbet robotları gibi sınırlı riskli yapay zeka şeffaflık hükümlerine uymak kaydıyla izin veriliyor. Ya da kendi kendine giden taşıtlar ya da robotik cerrahi gibi yüksek riskli yapay zeka sistemleri kontrole tabi tutuluyor. Çin örneğinin aksine Çin'de böyle bir uygulama var. E, puanlama var. Yapay zeka ile insanlara puan veriliyor. Davranışlarına göre vergisini ödedi mi suç işledi mi diye. Bunları karşı duruyor, duruyor Avrupa Birliği. Böyle bir şey yapmayacağız diyor. Ve de yeni bir Avrupa Birliği yapay zeka e, kurumu da kuruluyor. Şimdi bu yasada başka neler var? Enes Hoşgör'e soralım isterseniz detaylarını. Enes Bey yapay zeka ile ilgili son regülasyonlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği'nin asıl hedefine? Yapay zekanın regülasyonuna yönelik tabii ki son zamanlarda farklı farklı gruplardan, irili ufaklı, farklı mecralardan sesler yükselmeye başladı ki bunu biz olumlu buluyoruz. Bu yapay zeka ya da genel olarak insanlık tarihindeki teknolojilerde beklediğimiz bir aşama, beklediğimiz bir süreç, belli bir olgunluğa gelince insanlığın kullandığı teknolojiler bu tür. Soru işaretleri gerekli e, kuruluşlar, gerekli gruplar tarafından seslendiriliyor. Bizim mesela şu an ağırlıklı olarak e, değerlendirdiğimiz e, regülasyon trendleri Amerikan e, Kongresi, Senatosu, e, Beyaz Saray ve e, bunun yan kuruluşları üzerinden e, ilerliyor diyebilirim. E, tabii ki burada mesela OpenAI ve ChatGPT gibi e, özellikle bunun zamanlamasını hızlandıran çeşitli teknoloji kuruluşlarının girişimleri olmuştur. Biz bunu sağlıklı buluyoruz. Ee, özellikle e, çeşitli yapay zeka e, gruplarını e, spesifik olarak değerlendirecek olursak e, örneğin sağlık, örneğin finans, örneğin e, sigorta, e, örneğin istihdam gibi alanlarda kullanılan algoritmaların e, avantajlar sağladığı gibi çeşitli riskler de bulunduruyor e, insanlar için. O yüzden e, gerekli e, paydaşların, hissedarların e, ve e, politik e, oluşumların e, gerekli karar e, mekanizmaları bunu de, e, devreye girmelidir. Amerika'da gözlemlenmiş trenler ise bunun daha çok bir e, çok yönlü diyalog şeklinde ilerlemesi. E, mesela biz de burada e, Amerikan Kongresi'ne, e, Senatosu'na e, kendi uzman görüşümüzü bildiriyoruz. E, çünkü burada özellikle sağlık yapay zekası diye e, değerlendirecek olursak bizim ...özelleştiğimiz bir pazar alan... ...orada bunun hastanelerinden tutun... ...bunun e, efendim e, sağlık sigorta kurumlarından tutun... ...devlet ya da özel... ...bunun efendim klinisyenler doktorlarından tutun... E, ...bunun sağlık bakanlıklarına... ...ve onun e, yan ve alt kuruluşlarına kadar... ...muhtelif irili ufaklı paydaşları var... ...ve bunların herkesin e, konuştuğu farklı bir dil var... ...farklı gündemleri var... ...onları birleştirmek kesinlikle e, hemen... E, ...akşamdan sabah olacak bir iş değil... ...ama bu zamanlamasının... ...bence e, doğru olduğunu düşünüyorum... Önemli olan bunu şeffaf, e, halka açık, kamuya açık, e, çeşitli teknoloji ve e, farklı paydaşların da e, görüşlerin konumlarını dile getireceği bir olanak olması. E, tabii e, burada e, göz önünde bulundurma durumunda olduğumuz ekstra e, bir konuda inovasyon e, gayretlerine, çabalarına, inisiyatiflerine nasıl bir etkisi olur? Çünkü mesela... E, Regülasyon teknolojiyi yavaşlatır, inovasyonu yavaşlatır gibi bir olgu var ki Bu e, e, akılcı işlenmediğinde tabii ki de bu tür e, eksiklikleri ve bu tür olumsuzlukları e, doğurabilir Ama burada önemli olan e, birden fazla paydaşı aynı masada toplayarak şeffaf bir şekilde, yapıcı bir şekilde konuşulması, tartışılması e, O yüzden doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum Sayın Hoşgör çok çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için